Herkese merhaba, ben Serkan. Uzun bir aradan sonra yeni okuma alanından hepinize merhabalar. Bugün sizlere Ocak ve Şubat ayında okuduğum kitapları anlatmak için buradayım. Aslında Ocak ayında okuduğum kitaplar ve Şubat ayında okuduğum bir kitaptan bahsetmek için buradayım. Uzun bir ara verdim çünkü şehir değiştirdik, iş değiştirdik, taşındık. Ve o nedenle çok zorlu bir süreç yaşadık. Çok ne okuma ritmine girebildim ne bu işte video çekim ritmine girebildim. Daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Yeni yeni işler rayına oturuyor. Bir de işte bu arada farklı farklı olaylar da yaşandı. Hayat gibi, herkesin hayatında olduğu gibi. O nedenle biraz ara verdim. Bu arada kanala işte 2-3 tane de yorum geldi. Yeni videoyu okumu nerede diye. Bu da beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra daha sık video çekeceğim, eski ritme kavuşacağım diye düşünüyorum. Aslında bir taşınma vlogu şeklinde bir şey yapmayı düşünüyordum. Fakat maalesef şu anda görüntüleri görüyorsunuz. İşte Galata'da özellikle toplanmaya başladıktan sonra yavaş yavaş takatimiz kalmamaya başladı. İnsanlar bunu nasıl beceriyorlar bilmiyorum. Hem taşınıp hem vlog çekme işini nasıl başarıyorlar bilmiyorum ama ben yapamadım. Bu arkamda görmüş olduğunuz kitaplık benim hayal ettiğim bir kitaplıktı. Şu anda gördüğünüz üzere bazı boşluklar var. Bu boşlukları da en kısa zamanda doldurmak için harekete geçmiş bulunuyorum. Uzun süredir okumak istediğim kitaplar, özellikle klasikleri ediniyorum. Yani daha doğrusu sepetlerim şu anda doldu. Bütün kitap alışveriş sitelerinden neredeyse. Onları da edineceğim ve bu güzel kitaplığı umarım dolduracağım. Yurt dışında böyle bir kitaplığa sahip olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım sizler de böyle güzel kitaplıklara sahip olursunuz. Bu benim için çok güzel bir hayalin gerçekleşmesi. Şu an arkamda biraz boş da olsa bir kitaplığımın olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Umarım en kısa zamanda da dolar ve umarım siz de çok güzel kitaplıklara sahipsinizdir ya da hayal ediyorsunuzdur ve en kısa zamanda bu güzel kitaplıklara sahip olursunuz diyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan bu yıl okuduğum ilk kitapla anlatımıma başlıyorum. Bu yıl okuduğum ilk kitap Ömür İklim Demir'den Kum Tefrikaları kitabı oldu. Kum Tefrikaları benim bu yıl listemdeydi. Ama ne zaman okuyacağımı bilmiyordum. Çünkü Okyanusun Öteleri Kitap Kulübü, ben onları takip etmek istiyorum. Agatha Christoph'un da kitabını okuyacaklar. Onunla beraber ben de onları yine katılmayı düşünüyorum. Ama ötekiyle de katılacaktım ama maalesef katılamadım çünkü taşınmadan dolayı ne kitabı okuyabildim ne de işte toplantılarına katılabildim ama orada çok güzel bir kitle var. Gerçekten Ömür İklim Demir'le beraber bir de konukları vardı Ömür İklim Demir yazarla beraber çok çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve aynı zamanda bu keyifli sohbette yazarla birebir konuşma fırsatı, sorularımızı sorma fırsatımız da oldu. Ben Okyanusun Öteleri Kitap Kulübü'ne elimden geldiğince devam etmeyi düşünüyorum. Umarım onlar da beni kabul etmeye devam ederler. Neyse, bu güzel kitapla beraber ben hayatıma yeni bir edebiyat terimi de katmış oldum. Üst kurmaca. Bu üst kurmaca da şu şekilde oluyor. Üst kurmaca kurgunun içerisinde bir kurgunun var olması anlamına geliyor benim anladığım kadarıyla. Yani bizim kitabımızda, bu üst kurmacada bir ana karakterimiz var, Mithat. Ve Mithat'ın büyük halası vefat ediyor ve büyük halasından Mithat'a bir ev miras kalıyor. Ve bu miras kalan evde eniştesinin günlüklerini buluyor. Ve eniştesinin günlüklerini Suruç'ta kimsenin hikayesinin orada başlamayacağına inanılan yerde hikayeleri başlıyor. Ve bir edebiyat öğretmeni arkadaşı var Murat. Onunla beraber bu günlükleri tabii ki günümüz Türkçesine çeviriyorlar. İşte Osmanlı Türkçesinden. Birinci Dünya Savaşı'nın zamanlarında geçen bir günlük çünkü bu. Ve bunu bir tefrika halinde Kum Tefrikaları adında bir gazetede, yerel bir gazetede yayınlamaya başlıyorlar. Gerçekten çok güzel bir kurguydu. Yani çok güzel kurulmuş,
her detay düşünülmüş. Özellikle yazarla birebir sohbet sonrasında fark ettiğimiz bazı detaylar gerçekten çok etkileyiciydi. İşte Mithat'ın bu mücadelesizliği ya da ne bileyim işte buhranları, işte salonun ortasına geçip sigara üstüne sigara yakması, işte sakalını yolması gerçekten çok tanıdık ve çok etkileyici gerçekten. Ya da işte ne bileyim hikayenin içerisindeki bütün karakterler çok gerçek, çok bizden ve aynı zamanda işte nasıl söyleyeyim, özellikle Muhtelif Evhamlar kitabında Ömür İklim Demir'in yapmış olduğu bazı gerçekleri direkt hiç uzatmadan, süslemeden, işte betimlemelere boğmadan verdiği bazı gerçekler var. Gerçekten bu kitapta da var, o çok etkileyiciydi. Yine kitabın sonunun fantastik yöne doğru kırılması da benim hoşuma giden bir şeydi. Çünkü hiç beklemediğiniz bir anda fantastik bir şeyler okumaya başlıyorsunuz. Bu kitabı sonuna kadar size tavsiye ediyorum. Yani 5 baskı yapmış. Benim elimdeki 5. baskısı, belki daha fazla baskı yapmıştır. Ben bu kitabın çok fazla beklenilen, yani benim, çünkü okuduktan sonra çok etkilendim. Benim beklediğim ilgiyi göremediğini düşünüyorum. Eğer kitaplarınızda varsa ya da Ömür İklim Demir'in daha önce bir kitabını okuduysanız, bu kitap sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ve bu kitabı size sonuna kadar tavsiye ediyorum. Sakın kaçırmayın. Ben bu kitapla yıla çok güzel bir başlangıç yaptım. Daha sonra ben biliyorsunuz bir yıllık okuma planı yaptım. Yine üst tarafa koydum. Bu yıllık okuma planında ben her ay bir ödüllü yazar, bir ödüllü kitap okuyacağım diye kendime bir hedef koydum. Onlardan ilki Knut Hamsun'dan, umarım böyle okunuyordur, Norveçli yazar Knut Hamsun'dan açtık kitabı. Ben o herhangi bir olay örgüsü olmayan kitapları çok sevmiyorum. Yani durumlar üzerinden ilerleyen kitapları çok sevemiyorum maalesef. Bu kitap da öyle bir kitaptı aslına bakarsanız. Ama işte açlıkla ilgili, yazarın işte otobiyografik, kitapta otobiyografik izlerin olduğunu da düşünürsek, gerçekten açlıkla ilgili olan şeyler, betimlemelerin hepsi çok gerçekti. Çok da severek okudum aslında oraları, ama yer yer beni çok sıktı. Özellikle yazarın da bazı sorumsuzluk zamanları var. Oralar beni biraz rahatsız etti. Ama yine Nobel ödüllü bir yazarın bir kitabını okumuş olmak benim için güzel bir deneyimdi. Knut Hamsun'un başka bir kitabını okur muyum? Çok emin değilim. Ama bu kitabın değerini tabii ki düşürmüyor. Ben yine çok büyük bir beklentiyle elime aldığım bir kitap olduğu için de belki bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu kitapla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Bu arada kitapları okumamın üstünden çok uzun zaman geçtiği için bazı isimleri hatırlayamıyor olabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Ben yine bu yıl her ay bir klasik kitap okuyacağım şeklinde bir planımda vardı. Onlardan ilki bir Türk klasiği, Peyami Safa'dan Yalnızız kitabı. Geçen sene 9. Hariciye Kovuşu kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim Peyami Safa'nın bu kitabını. Daha sonra Begüm Hanım özellikle çok ballandıra ballandıra anlattı bu kitabı ve ben de çok etkilendim o anlatımdan. Ve Yalnızız beni şaşırtmadı. Çok 9. Hariciye Kovuşu'ndan çok daha fazla sevdim. Yani kitapta özellikle 90-100 sayfa böyle bir müthiş bir entrika ağı, sürekli böyle birbirinin içerisine girmiş olan hayatlar, işte çok rahatsız edici bir şüphe var ve siz sanıyorsunuz ki kitap böyle bir aşkı memnu, ne bileyim bir aşk romanı gibi akacak, ama özellikle Samim ana karakteriyle beraber kitap bir üst kurmacaya gidiyor yine. Çünkü Samim'in de bir hayal dünyası var, bir ütopyası var, Simeranya. Orada hayatın nasıl, kendi hayatının nasıl olmasını ya da dünyanın, yaşamın nasıl olmasını düşünüyorsa orada o şekilde kurmuş olduğu bir hayat var. Günlükleri var aslında yine Samim'in, ya da yazmış oldukları var. Bunları okuyoruz bir yandan da. Ve burada Peyami Safa bütün düşüncelerini bize aktarıyor gayet güzel bir şekilde. İşte Cumhuriyet sonrası Burjuva insanlarının hayatını anlatıyor biraz. Yani entrikalar onu gösteriyor. Ama bunun arkasında gerçekten çok iyi kurulmuş felsefi bir yanı da var kitabın. Ve ben bu kitabı çok beğendim. Evet, bu kitabı tavsiye ediyorum. Ama herhangi bir okuma alışkanlığınız yoksa, bir okuma olgunluğuna erişmediyseniz bu kitap biraz sıkıcı olabilir. Ben haşa öyle bir okuma olgunluğuna eriştiğimi düşünmüyorum.
yer yer ben de sıkıldım kitaptan bu arada. Ama yani işte yeni okumaya başlayan birisi ya da işte okuma alışkanlığını yeni kazanan birisine de bu kitabı önermem. Ama bolca okuyan bir insansanız bu kitabı size tavsiye ediyorum çünkü güzel bir kitaptı. Yine her ay yeni bir Türk yazarla tanışma gibi bir planımda böyle bir bölüm de vardı. Onlardan ilki de Ayfer Tunç'tu. Ayfer Tunç'un Aziz Bey Hadisesi kitabını okudum. Benim okuduğum ilk Ayfer Tunç kitabı. Öncelikle bir ilk 10-15 sayfada yazarın diline alışmaya çalıştım. Ve yazarın diline alıştıktan sonra gerçekten kitap çok etkileyici oldu. Aziz Bey adında bir müzisyenin hayatını anlatıyor bu kitap. Yani 80-85 sayfa içerisinde Aziz Bey'in gençliğinden ölümüne kadar, yani gençliğinden yaşlılığına kadar aslında hikayesini görüyoruz. Hikayesine tanık oluyoruz aslında. Aziz Bey karakteriyle ilgili çok değişik düşüncelerim var. Aslında Aziz Bey karakterini seve de bilirsiniz, nefret de edebilirsiniz ama bende nefret biraz daha ağır bastı. Çünkü işte yalnızlığı, sevgisizliği, işte istediği aşka ulaşamamasıyla biraz böyle acıdığım, sevdiğim bir karakterken bencilliği, işte vurdum duymazlığı, kendisinden başka hiç kimseyi düşünmemesiyle benim nefretimi kazanan bir karakter oldu. Özellikle Aziz Bey Hadisesi'ni okurken İstanbul'da geçen hayatı ve Beyrut'ta devam eden bir bölümü de var ve sonra tekrar İstanbul'da devam ediyor. Bu benim çok hoşuma gitti ve Panayit Istirahati'yi hatırlattı. Özellikle işte Kira Kiralina'da, Akdeniz'de bolca gezen Panayit Istirahati'nin ana karakterleri vardır. Biraz bu duygu geçti bana ve yani bu kitap aslında hoşuma gitti. Ayfer Tunç'a kesinlikle diğer kitaplarını da edinip başka şanslar da verebilirim. Yani okudum ve bir anda çok etkilendim diyemeyeceğim maalesef. Belki de yanlış kitapla başladım ama sevdim Ayfer Tunç'un kalemini. Ve muhakkak diğer kitaplarını da okuyacağım. Yani Kunut Hamsun gibi değil. Neyse, Ocak ayı bu şekilde bitti benim için ve Şubat ayında elimde sadece bir kitap var. Latife Tekin'den Sevgili Arsız Ölüm. Sevgili Arsız Ölüm kitabıyla ilgili duygularım gerçekten çok karışık. Çünkü kitabın arka kapağını okuduktan sonra, kitaba yapılan övgüleri dinledikten sonra benim kitapla ilgili beklentim çok 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 daha fazlaydı. Kitabın bana vermiş olduğu şey beklentilerimi çok fazla karşılayamadım maalesef. Yani kitapta olaylar çok arka arkaya çok müthiş bir hızda gerçekleşiyor. Ama bir yandan işte gerçekle gerçeküstü olayların bir arada verilmesi, işte büyülü gerçekçilik dediğimiz büyülü gerçeklik ya da işte Gabriel Garcia Marquez'in Türkiye şubesi de diyorlar Latife Tekin'e. Ben biraz hayal kırıklığına uğradım ama bir ilk roman olduğu için Latife Tekin'in muhakkak başka bir kitabını da okuyacağım. Çünkü yani böyle çok sevecekmişim de bir anda böyle bir teğet geçmiş gibi bir his var. O bende Tezer Özlü'de de oldu, Kafka'da da oldu ve aynı zamanda Cesare Pavese'de de yaşadığım bir duygu. Bu yazarların daha fazla kitabını okudum ben. Latife Tekin'in de muhakkak diğer kitaplarını okuyacağım. Yani en azından bir iki üç kitabını daha okurum Latife Tekin'in, öyle geliyor bana. Yani işte köydeki bu olayların karışıklığı, köyden şehre geçtikten sonra işte şehirde kardeşlerin, çiftlerin birbiriyle olan değişik ilişkileri beni çok sarmadı. Dirmit karakterini biraz daha fazla acıdım, daha fazla üzüldüm çünkü İşte bir kız çocuğu olarak bu sizin başınıza bela olacak diyen bir hoca sanırım. Hocadan sonra Dirmit'e çok farklı gözle bakıyorlar ve Dirmit sürekli kendisini bir ispatlama peşinde gibi geldi bana. O nedenle Dirmit karakterine biraz üzüldüm. Benim Ocak ve Şubat ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Sizde durumlar nasıl? Umarım sizin de okumalarınız güzel ilerliyordur. Aşağıda yorumlarda buluşursak çok sevinirim. Bu beni çok mutlu ediyor. Instagram'dan henüz takip etmiyorsanız Instagram'ı da aşağıya bıraktım. Instagram'dan da artık bolca paylaşım yapacağım. Çünkü yerleştik artık. Kendimi okumaya veriyorum ve bugünden itibaren özellikle bolca okumalarını yapacağım.
Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.